Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Farm Manager'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar, şöyle size üzücü bir haberim var. Yani ben kayıt dışı bayağı oynadım. Şurada görmüş olduğunuz, bakın şurada da traktörlerim var. Burada da traktörlerimiz var abi. 5 tane traktörümüz var burada mesela. Bir sürü alet edevattan. Bütün tarla başına ne gerekiyorsa hepsine birer tane aldım. Hepsine birer tane. Hatta daha fazla bile olabilir. 14-15 tane yeni traktör aldım. Toplamda 30 tane falan traktörümüz var. Tarlalara bakacak olursak şurada 4 tane %100 1 hektarlık tarlalarımız var. Burada %96 2 tane %96 tarlamız var. Şöyle geleceğim. Buralarda görmüş olduğunuz gibi full tarla. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tarlanın 8'de %100. Birazdan göreceksiniz zaten. Bilgisayar aşırı kasmaya başladı arkadaşlar. Yani kaldırmıyor artık. Çileğe gelince çilekten acayip bir gelir elde etmeye başladık. Zaten gelirimiz acayip fazlaydı. Birazdan göreceksiniz. Şu an depoda hiç çilek yok. Birazdan göreceksiniz. Ben size bu bölümü sırf gelinen noktayı göstermek için anlatıyorum. Bir tane burada soğuk hava depomuz var. Dondurulmuş gıda depomuz, pardon. Burada çilekleri dondurabiliyoruz. Burada rüzgar tribünleri aldım bir sürü. Hatta bayağı devam ettirecektim ama bilgisayar kastığı için artık devam ettiremiyorum. Besimlik işçili barakalarımız burada. Yani evlerimiz. Burada da kalıcı işçilerimizin evleri var. Şu an her yere çilek ekili. Oyunu başlatıyorum arkadaşlar. Göreceksiniz nasıl kastığını bilgisayarın şimdi. İşte böyle. FPS yerlerde arkadaşlar. Muhteşem. Bütün tarlalar aynı anda hasat edilmeye hazır. Şuradan ben işçi satın almaya devam edeceğim. İşçi almaya devam edeceğim arkadaşlar. Hiçbir şekilde durmak yok. Yani bilgisayar kafayı yiyene kadar devam edeceğim. Şuradan kalıcı işçi sekmesini kaldırabilirsem. Aynen şunu kaldır. Sadece bize kiralık işçileri göster. 11. aya kadar işçi kiralayabiliyorum. 11. aya kadar. Şuradan 3 aylığına kirala bakalım. Aylık 400'den. Sıkıntı yok. Para bizde bir sürü. Sen ver yeter ki. Tamam lan. Tarı varsa ben ne yapayım yani. O tarlanın sorumlusu var. İşçisi var. Cartı var, curtu var. Şimdi yeter mi? Kesinlikle hayır. Ne yapıyoruz? İşçi satın almak için, yani kiralamak için biz şuna devam edeceğiz. Şöyle getireyim. Aynen. Buraya bir tane yap. Buraya bir tane yap. Yaptın mı? Yaptın mı, yapmadın mı? Nereye basmış? Kafayı yedi ki. Yani bilgisayar kafayı yedi yani. Yani şu an zaten bu sezon final olduğu için şöyle zaten kafadan atacağım. Şu an kaç tane yer birden hasat ediliyor bilmiyorum ama bir sürü tarla da hasat bekliyor. İşçi sayımız 353 işçimiz var. 29 tanesi boşta. Ve halen daha hasat bekleyen tarlalar var. Onlar için ben satın alacağım. İşçi satın alacağım. Şuradan şöyle. Devam. Devam işçi. İşçi almaya devam. İşçi almaya devam. Şu kalıcı işçiler artık benim için hiçbir şey ifade etmiyorlar. Şunu kaldır. Esimsel işçi kaç tane alabiliyorum? 432 tane arkadaşlar. 100 tane daha alabiliyorum. 100 tane daha alacağım. Ekran kartını yakacağım arkadaşlar. Şu an bilgisayar zaten manyak bir şekilde kasıyor. İstediği kadar kassın. Devam edeceğim.
sizler için bu içeriği üreteceğim arkadaşlar. Yani bu videoyu sizler için çekeceğim. Finalimizi yapacağım arkadaşlar. Ne kadar ne olursa olsun. Ekran kartı yansın istersen. Umurumda değil. Devam et. Devam edelim, devam edelim. Gördüğünüz gibi sol üstte de işçi sayısı aldığımıza rağmen düşüyor. Neden? Çünkü işçiler biriktikçe hasat etmeye götürüyorlar tarla sahipleri. Ondan dolayı. Evet, şu an tamam galiba. Yeterli mi? Yetmezse alayım yani. Daha alabilirim yani istiyorsanız. Gerek varsa alabilirim. Sanırım da gerek var. Şu an 473 işçimiz var. Bilgisayar zaten hiçbir şekilde kaldırmıyor da zor zor idare ediyoruz. Arkadaşlar öyle söyleyeyim size. Şu işçilere bakar mısınız ya? Şu işçilere bakar mısın? Aman Allah'ım ya. Bu oyunda yani bilmiyorum da bizden daha yüksek yapan olmuş mudur yani? 59 ton şu an şeyimiz var. Hatta 71 ton oldu. 71 ton çileğimiz var. Devam edeceğiz. Kesinlikle durmak yok. Kesinlikle durmak yok. Devam. 84 ton diyor. Daha devam. O ne ki? 84 ne ki? Ben dün arkadaşlar 200 tonuna kadar gördüm yani. 200 ton çilek gördüm yani. Ama devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Ben şuraya biraz daha işçi satın alabilmek için. Bu arada arkadaşlar merak etmeyin, bütün arazileri açtım yani. Bir sadece şuralar falan kaldı da onlar da gereksiz yani. Bana kalırsa hiç gerek yok. Bir tane daha aldık mı? Yeterli olur bize. 500 tane falan işimiz olacak yani, yetmez mi? Tamam. Sen onu inşa ede dur. Ben şuradan bir tane daha alabilirsem. Yani işkence. Yemin ederim size arkadaşlar, şu an bunu oynamak işkence. Yani sırf sizler için uğraşıyorum yani. Sırf sizler için uğraşıyorum. Yemin ederim şunu oynamak şu an işkence yani. Bakalım kaç ton? 108 ton çilek var. Devam ki. İşçi bölümüne girelim. Ancak zaten o yapılana kadar biz ancak alabiliriz. ...456 işçi alabiliyoruz. Şu an 432 işçimiz var. Mühendislere daha fena. Bu kadar ismi iyi bulmuşlar. Acaba aynı isimden ikişer tane var mı? Hiç dikkat etmedim. Şöyle biraz daha... ...işçi satın alalım da... ...her yer anında hasat olsun. Anında istiyorum. Şuraya bir bakalım kaç tonumuz var. 120 ton. Ne bileyim, satsak mı ki? Aynı altısına kadar bekleyebiliyormuş. Bir bakalım bekleyebiliyor mu? 06.09. Bugün son günüymüş hatta. 11 liradan satıyorum. 1.341.000 TL para gelmesi lazım bize. Yani para kazanmak çilekle çok basit. Yani size tavsiye ederim. Çilek alın. Keyfinize bakın. Bakın gördüğünüz gibi işçiye işçi demiyorum. Paraya para demiyorum yani. Eğer bu oyunu oynuyorsanız çilek bu oyundaki en büyük gelir kaynağı. Bunu bilmeniz gerekiyor. Evet. Daha dur. Daha bunlar ne ki? Yani şuradakilerin hepsi toplansın gelsin. Hasatı bitsin. Bundan sonra göreceğim. Kaç tonmuş? Ne oluyormuş? 12 geldi. 12 ton bir geldi. O küçük bir tarladan geldi sanırım ya.
12 ton gelmez yani. Buralardan 20-25 ton geliyor. Yani büyük tarlalardan 20-25 ton geliyor. Yani 75'e 75 bir tarladan kaçtı? 12 ton böyle bir şey geliyordu. Buradan da 22 ton geliyor. Yani. Şimdi bunları ilaçlayamıyorlar. Çünkü bu tarlalar hasata hazır olduğu için hasata hazır tarlalar ilaçlanamıyor arkadaşlar. Yani sıkıntı yok yani. Üzerinde çıksa da mahsul kalitesini düşürmüyor. Bakın isterseniz. Hatta mahsul kalitesini düşürüyormuş. Ama hasat etmeleri gerekiyor yani. Benim yapacağım bir şey yok. Benlik hiçbir şey yok. 1 milyon 900 bin paramız varmış. Şöyle söyleyeyim, birazdan 4-5 milyona kadar çıkarız yaz sonuna doğru. Yani 43 ton tekrar çilek birikmiş, onları da satalım. Yine sattık yani. Acayip bir gelir ya. Yani şu an Fenerbahçe'de 2 koronavirüsü tespiti. Arkadaşlar bu arada Allah ülkece hepimize yardımcımız olsun. Fenerbahçe'de de bir tane futbolcu da bir tane de sağlık personelinde koronavirüs tespit edilmiş. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Hayatını kaybedenlere de başsağlığı diliyorum, ailelerine. Allah sabırlar versin. Gerçekten çok kötü arkadaşlar yani. Bilmiyorum. Yani ölmekten kimsenin korkacağını zannetmiyorum ama sebebi tedirgin ediyor insanı. Yani durduk yere ölmek de. Her neyse arkadaşlar, gündemden biraz uzak kalmak için zaten böyle videolara geliyoruz, öyle değil mi? Burada da bunu konuşmak biraz mantıksız olur. Ve 35K çileğimiz var. Şu çileği de satalım arkadaşlar. Yani nereye tıkladım bilmiyorum ki. Bilgisayar aşırı kastığı için şu an 47 ton olmuş. Şunu şöyle yapalım. 553 daha para verecekmiş. Tamam, biraz daha çilek geldi bize. Gelmedi mi? Geldi ama işte bildirim geldi. Bunları hemen satıyorum çünkü diğer gelen çilekler de bunların son kullanma tarihine eklenmesinler. Satar mısın birader? Sat sat, bitmiyor ya. Ne gelir varmış birader ya. 800 bin paramız vardı. 3 milyon 200 bin paramız oldu. Yani bilmiyorum da oyunda alamayacağımız bir şey var mı diye düşünüyorum. Yoktur herhalde. Hatta şöyle göstereyim size. Bir saniyecik. Yani şöyle. Araştırmalar da lazım olanları araştırma arkadaşlar. Öyle hepsini araştırma. Arazi satın al diyelim mesela. Gördüğünüz gibi her yeri satın aldım. Buraları alamıyoruz zaten. Bitti. Şu 3 tarla kaldı. Buraların da yarıları zaten bedava para vermeye gerek yok diye almadım. Başka da alabileceğimiz bir yer yok zaten. Şurayı görüyor musunuz? Fark ettiniz mi bilmiyorum da yani burada her tarla başına
3-4 tane ekipman düşüyor. Ve hepsinden de ikişer tane var. Yani ekipman bolluğunu siz düşünün, daha bu tarafa doğru gidiyor. Yani 20-28 tane traktörüm var. Bir sürü alet, edevat doldurdu arkadaşlar. Lazım olur diye duruyor, bakalım ne olacak. Yani 24K çilek olmuş. Biraz daha olsun bakalım. Bütün çilekleri toplasınlar sezon sonuna kadar. Ne kadar çilek olacakmış bakalım. Bu arada buralarda hiç gelir durma yok arkadaşlar. Yani çilekte biliyorsunuz hiç gelir durmuyor. Sürekli. Sürekli bir biçimde gelir var. Şuna bakar mısınız ya? Her yer işçi. Her yer işçi. Oyunun sonuna geldik diyebiliriz arkadaşlar. Finalin de böyle bitmesini bana sorarsanız ben istemezdim. Çünkü şöyle söyleyeyim. Bir saniye ekranı çevirebilirsen. Evet. Şu an tamam. Yani bakın. Şuradan alıyorum. Yani daha nereye kadar daha biz bir şeyler kurabiliriz. Yani bakın oradan tutun da şu görülen beyazlığa kadar biz bir şeyler yapabiliyoruz. Yani ama yapamıyoruz. Neden? Bilgisayar. Yani 7. Şu alanın büyüklüğüne bakar mısınız ya? Ben buradan ne çile geldi derdim. Ne çilek elde ederdim ben buradan ya. Ah oyun ah. Bilgisayarı döndüremiyorum bile. Yani 4 GB'lık ekran kartı çöktü yani şu an. Oynayamıyorum yani. Bilmiyorum yani 2 boyutlu bir oyun için 8 GB'lık ekran kartı mı gerekiyor? Ne kadar saçma bir şey yani. Oyunun en zevkli yerinde şu anda tıkandık yani. İlerleyemiyoruz. Çok güzel. ...65K çilek var. 77 oldu. Aynı 16'sında son kullanma tarihiymiş. Şunu da satalım bakalım ne kadar gelir elde edeceğiz. Sat. Yine 1 milyona yakın bir para elde ettik. Şu an sayaç kafayı yedi, direkt attı. 4 milyon 300 bin para falan. Yani bu daha hasat devam edecek bu arada. Yani şu tarla mesela hasat edildi. 2 gün sonra bir daha hasat edilecek. Yani bilmiyorum, daha oynayacaksanız oyunu tavsiye ederim. Gerçekten güzel bir oyun. Bu seriye destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Final bölümüne veda ederek sizlere hoşça kal demek istiyorum. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Tekrar başka bir oyunda, başka bir seride görüşmek üzere. Hoşça kalın.